Herkese merhabalar. Öncelikle 4 GB'lık bir USB flash hazırlayıp bu flash'a kurulum dosyalarını yüklüyoruz. On indir yazıyoruz. Resmi web sitesini seçiyoruz. Ve burada yine çeşitli bilgiler var. En azından 4 GB olması gereken USB flash'tan bahsediliyor. Veya DVD kullanabilirsiniz. Daha sonra programımız aşağıda göründü. 32 bit mi, 64 bit mi? Evet, bunu öğrenmek için hemen Windows gezginimizi açıyoruz. Tıkladık. Daha sonra sağ tıklayıp özelliklere giriyoruz. Sistem türü var. Gördüğünüz gibi 64 bit işletim sistemi var benim. Sizde 32 bit olabilir. Evet, indirme başladı aşağı kısımda. Bilgisayarımız, işletim sistemimiz Windows 10'a uyumlu mu değil mi? İşlemcimize bakacağız. 1 GHz var mı? 2.90 GHz. Yani fazlasıyla yeterli. 32 bit sistemlerde 1 GB. 64 bit sistemlerde 2 GB RAM gerekiyor. 12 GB. Ya bu da fazlasıyla yeterli. 16 GB veya 20 GB. Sabit diskimizde hemen bakalım. Burada gördüğünüz gibi diskimiz var. Sağ tıkladık. Özellikleri seçtik. Kullanılan alan 35 GB. Boş alan 84 GB. Bu da fazlasıyla yeterli. DirectX 9 ya da daha sonrası DXDX yazıyoruz. Yukarıda görün. Sistem bilgimiz geldi. DirectX sürümümüz de 12. Programımız da aşağıda indirildi. Boş ekranda, yani masa üstünde sağ tıklayıp görüntü ayarlarını açıyoruz. Ve biraz aşağıya indiğimizde gelişmiş görüntü ayarları var en altta. Ona tıklıyoruz. Sizde bu farklı olabilir. İsim olarak da bazı değişiklikler olabilir Windows 7 veya 8'de. Sonuçta ekran çözünürlüğünü buluyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi birçok farklı seçenek var. En düşük 800'e 1600'dü. Bizimki de fazlasıyla yeterli. 1920'ye 1080. 800'e çarpı 600 ise yeterli. Veya daha fazla olabilir. Evet, sistemimiz yeterli. Programımızı da indirdik. Hemen klasörde indirilenleri görüntüleyelim. Evet, burada indirilenler var ve klasörde açı seçtik. İndirilenleri bulabilirsiniz. Programımız hazır. Hemen sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bizden hesap denetimi izin istiyor. Evet diyoruz ve verdik. Şimdi program bilgisayarımızda küçük bir donanım testi yapacak. Daha sonra da herhangi bir sorun yoksa bize yükseltme veya USB flash oluşturma seçeneği sundu. Gördüğünüz gibi. Evet, bu bilgisayarı şimdi yükseltebiliriz fakat biz yükseltmeyeceğiz. Çünkü daha sonra temiz kurulum yapmak için tekrardan USB flash oluşturmamıza gerek yok. Biz şimdi bunu oluşturmak istiyoruz. Ve alttaki seçeneği seçtik. İleri diyoruz. Bu seçenekle hem yükseltme kurulumu, daha sonra temiz kurulum, daha sonra da sistem sorunlarını çözmede kullanacağız. Dilimizi seçiyoruz hemen. Sürümümüzü seçiyoruz. Sürüm bilgimiz de burada görünüyor. Mimariyi seçiyoruz. 64 bit sistemim var. Yine ileri diyoruz. Evet, burada USB flash oluşturma var. Biz bunu seçeceğiz. Fakat arzu eden arkadaşlar ISO dosyası da oluşturabilir. Daha sonra bu dosyadan flash bellek oluşturup aynı işlemleri yapabilirler. Fakat biz hiç uğraşmadan direkt USB flash oluşturuyoruz. Ve ileri dedik. Sürücü listesini yenile. USB flash sürücünüzü bulamıyoruz. Evet, çünkü bunu bilgisayara iliştirmedim. Şimdi takıyorum. Hani sizde de böyle bir hata olursa diye. Ben takmak istemedim. Evet, gördüğünüz gibi USB flash'ımız göründü. Fakat programda tekrar arama yapmak için geriye tıkladık. Ve şimdi tekrar ileri diyoruz. Ve buldu. Gel sürücü USB flash'ımız da hazır. USB flash'ın içindeki tüm veriler silinecek.
yani biçimlendirilip sıfırlanacak. Dosyalarınızı kopyalayın, başka bir diske taşıyın. Önemli belgeler yoksa hiç problem değil. İleri diyoruz ve Windows 10 kurulum dosyaları web üzerinden internetten indirilmeye başlandı. Önce bilgisayarımıza indiriliyor, daha sonra hemen otomatik olarak USB flash'a aktarılıyor. Burada bize onay ekranı gelebilir. Bunları onaylıyoruz ve %100 olana kadar da bekliyoruz. Şu anda %1. Evet, rapor geldi. USB flash'ımız hazır. G sürücüsü. Gördüğünüz gibi dosyalar burada görünüyorlar. Özelliklere bakarsak 2.99 GB'lık bir dosya var. 964 dosya, 100 klasör. Evet, bu dosyaları kullanarak Windows'u hem yükseltebiliriz, hem sıfırlayabiliriz, hem de temiz kurulum yapabiliriz. Sıkıntılar, sorunlar, hatalar olursa yine bu USB flash'ımızı bilgisayarımıza takıp bunları da giderebiliriz.